bizim geri çekildiğimizi kimse düşünmesin. Eğer işlem başlatacaklarsa ben tavsiye edeyim. Sosyal medyada aylardır yaptığım paylaşımlar hala orada. Onlarla ilgili de soruşturma başlatabilirler. Biz onun da hesabını veririz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık. Evet, şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. Mega proje bir şehri alabora edecek, anlamsız, fütursuz, hiçbir şekilde insana dokunmayan, hatta bu şehrin geçmişten gelen değerlerini yok eden, geleceğe dair de umutlarını yok eden proje demek değildir. İki isim de birbirinin ismini anmadı ama karşılıklı eleştirilerinin hedefi belliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla toplantısında İstanbul'da çöp dağları var dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bir kez daha Kanal İstanbul'a karşı çıktı. Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar Yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik. Ama şimdi bakın ne hale geldi. Haliç'te Yunuslar yüzüyor, çocuklar ücretsiz süt içip kreşe başlıyor. Ama bu hayat pahalılığında milletin parası nedense Kanal İstanbul'a harcanmak isteniyor. Eğer bu şehre bir kötülük yapılmak isteniyorsa, bu şehrin hayatı alabora edilmek isteniyorsa, doğası yok edilmek isteniyorsa, şehircilik adına hiçbir anlamı olmayan yarınlardaki nesillerin büyük bir beddua edeceği bir nesil olmak istemiyorsak, evet, böylesi vahim bir projenin adına ben proje de demiyorum, Kanal İstanbul'un karşısında da dimdik duracağız. İstanbul'u özellikle söylüyorum. Çöp, çamur ve çukur. İş bilenin, kılıç kuşananın. Mega proje uçmadığınız havalimanına para ödemek değildir. Ya da mega proje geçmediğiniz köprüye para ödemek hiç değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Kanal İstanbul'la ilgili konuşmadı ama kararlılığını her fırsatta dile getiriyor. Ekrem İmamoğlu ise başından beri karşı. Hatta belediye bilgilendirici afişler hazırlayıp astı reklam panolarına. Gece 12'ye kadar bunları sökün diye bir yazı Sayın Vali Bey tarafından ama hiçbir gerekçesi yok. Hiçbir gerekçe yazılmamış şekliyle. Böyle bir şey yok. Biz hukuk devletiyiz. Ya Kanal ya İstanbul yazılı o afişlerin valilik kararıyla gece yarısı indirilmesine de tepki gösterdi İmamoğlu. Ses yükseltmeye devam edeceğiz dedi. Bizim geri çekildiğimizi kimse düşünmesin. Eğer işlem başlatacaklarsa ben tavsiye edeyim. Sosyal medyada aylardır yaptığım paylaşımlar hala orada. Onlarla ilgili de soruşturma başlatabilirler. Biz onun da hesabını veririz. Usulsüz bir iş olmuş. Yani bu konuda ne yazık ki hoş bir diyalog yaşanmamış. Kanuna aykırı, hukuka aykırı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanına müdahale edilen bir süreç oluşmuş. İşte akşam saatlerinde 8-9 gibi bir tebliğ gönderiliyor. Gece 12'ye kadar bunları sökün diye bir yazı Sayın Vali Bey tarafından ama hiçbir gerekçesi yok. Hiçbir gerekçe yazılmamış şekliyle. Böyle bir şey yok. Biz hukuk devletiyiz. Kanunlara riayet ederiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Zira bir rahatsızlık, şehir adına bir huzursuzluk, çirkin görüntüler olmaması adına kendi haline bıraktığımız, uzaktan izlediğimiz bir süreç yaşandı. Ama bu kötülük ya da bu yapılan tavır ve davranış üzerine bizim geri çekildiğimizi kimse düşünmesin. Yani biz bu konudaki kararlı tutumlarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda halkı bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine sonuna kadar getireceğiz. Milyonlarca metrekarelik sadece Büyükşehir Belediyesi'ne ait, halka ait alanların olduğu milyonlarca metrekarelik bu alanla ilgili tek bir vatandaşın dahi fikri alınmadan kapalı kapılar ardında yapılan bu proje, asılan planlar sürece dair yapılan bütün işlemlere karşı duruşumuz dimdik devam etmektedir. Eğer işlem başlatacaklarsa ben tavsiye edeyim. Afişlerle uğraşmasınlar. Zaten cuma günü kalkacaktı. Zafer haftamız vardı. Cuma günü afişlerimizi asacağız. Haftaya hem Malazgirt zaferi var hem 30 Ağustos zaferi var. Afişlerimizi asacaktık. Ama sosyal medyada aylardır yaptığım paylaşımlar hala orada. Onlarla ilgili de soruşturma başlatabilirler. Eğer soruşturma açılacağını veya da açılması gerektiğini doğru bulanlar var ise
Biz onun da hesabını veririz. Bunu buradan duyuralım. Birileri işsizlikten kaçıp başka gündemle toplumu oyalamaya devam etsinler. Biz onların yarattığı işsizlikle yüzleşip çare üretip o insanların yaralarına merhem, gönüllerine umut olmaya devam edeceğiz. Biz partizanlığı bu şehrin sadece Büyükşehir Belediye binasından söküp atmaya değil, İstanbul'un 39 ilçesinden de söküp atmaya geldik. Gençlerimizin umudunu yüksek tutmasını, enerjisini en üst seviyede tutmasını istiyorum. Çünkü unutmasınlar ki en başta onların gençliği var. Dolayısıyla o gençlik ruhuyla çok şey başarılır. İstanbul gibi bir kentte yoksulluğu değil, zenginliği konuşmak zorundayız. Biz İstanbul gibi bir kentte işsizliği değil, Türkiye'nin her yerine iş imkanı yayan bir şehir motivasyonu yaratmalıyız. İstanbul'un böyle bir sorumluluğu vardır. Yani İstanbul eğer bugün bu durumdaysa ve yoksullukla çırpınıyorsa, işte o bugüne kadarki hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un yönetim sorununun sonucudur. Ama biz bunu buradan tersine çevireceğiz. İnşallah hem şehrimiz hem ülkemiz bu anlamda, özellikle ekonomik anlamda değerli bir süreci inşallah başaracaktır. Hep birlikte bu süreci tersine çevireceğiz. Bu manada bölgesel istihdam ofislerimizin emeğine ve burada yaratacakları fırsatlara inanıyorum, güveniyorum. Buradaki çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İstanbul'un herhangi bir ilçesinden bize bu anlamda dayanışma çağrısı gelirse, bunu biz ilçemizde yapmak istiyoruz derlerse, biz bunu değerlendiririz. Doğru noktada olması hususunda da o ilçenin hangi partili belediye başkanı olduğuna bakmaksızın bu hizmeti oraya da taşırız. Bunun çağrısını da yapayım. Biz partizanlığı bu şehrin sadece Büyükşehir Belediye binasından söküp atmaya değil, İstanbul'un 39 ilçesinden de söküp atmaya geldik. Bunun da altını çizelim. Gençlerimizin umudunu yüksek tutmasını, enerjisini en üst seviyede tutmasını istiyorum. Çünkü unutmasınlar ki en başta onların gençliği var. Dolayısıyla o gençlik ruhuyla çok şey başarılır. Bu tür gençlerimizi hayat hazırlama noktasında, ama bölgesel istihdam ofislerimiz, ama İSMEK'te uygulayacağımız eğitim programlarıyla çok etkin bir modeli hayata geçirdik. Bunu büyüteceğiz. Korkuyoruz ve üzülüyoruz ki hem gidiyorlar hem gidecekler endişesi var. Nedir o? İyi eğitim almış gençlerimizin hayallerini yurt dışına taşıması. Böylesi cennet bir vatanın, böylesi güzel bir ülkenin yurt dışına gönderecek tek bir genci, tek bir pırıl pırıl beyni olmamalıdır. Bizim o gençlere dünyaya büyük tarih yazacak, büyük güzellikler katacak o birikimlerine ihtiyacımız vardır. İstanbul'un bu anlamda en lokomotif şehir olması gerektiğini de biliyoruz. O bakımdan biz burada tabii ki işsizliğe bir yaraya merhem olma konusunda 5 yılda 200 bin insanımıza iş bulacağız derken, umutları yükseltirken, bir yandan da toplumun, işsiz gençlerimizin sahipsiz olmadığını, umutlarını beslemesi gerektiğini, bu ülkenin fırsatlarının, bu ülkenin gelecekle ilgili umutların asla sönmeyeceğini de hissettirmek istiyoruz. Değerli hemşehrilerim, kıymetli dostlarımız, bugün bu ofisimize bütün gençleri davet ediyoruz. Gelsinler. İşsiz olan dostlarımız, güzel hemşehrilerimiz buradan katkı istesinler. Eğer bir meslekleri yok ve bir meslek alanında eğer iş gücü talebi varsa, biz onları tespit edeceğiz. Sonra da eğitim fırsatı vereceğiz. Hatta sertifika fırsatı vereceğiz. Ve bu yolla biz işsiz gençlerimizi, işsizlerimizi doğru noktalara, iş imkanı sağlayarak
göndereceğiz. Sadece bu ofislerimizde bu hizmeti vermeyeceğiz.